Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir eğitim serisine başlıyor olacağız. Burada RabbitMQ'yu anlatıyor olacağım. Birkaç tane eğitimden oluşacak muhtemelen, bu sayısını şu an kestiremiyorum. Belki 7, belki 8, belki 10. Aslında gittiği yere kadar detaylıca inceleyebileceğimiz şekilde uygulama yapıp bunları görebilecek şekilde RabbitMQ'yu işleyelim istiyorum. Şimdi RabbitMQ'yu burada paralelinde aslında Docker raise edilmiş şekilde kullanacağım. Docker üzerinde çalışacağım aslında RabbitMQ ile. Bunun için de aslında yine benim YouTube kanalımda bulunan Docker 101 eğitim ile ilgili bir tane ufak aslında şirket içerisinde çektiğimiz yaptığımız bir etkinlikte onunla ilgili bir video bulunuyor. Bundan 2 sene önce falandı sanırım, tam hatırlamıyorum. O zamanlar çekmiş olabiliriz ama benzer mantıklar zaten. O yüzden onu izleyerek böyle bir temel altyapı elde edebilirsiniz Docker'la çalışmak için. Hiçbir bağlantınız Docker'la daha önceden hiçbir şey yapmadıysanız onu izleyerek 1 saat sonunda aslında Docker'la çalışabilir hale gelebilirsiniz. O yüzden bilgisayarınızda Docker desktop'un yüklü olması gerekiyor. Sadece ben izleyeceğim, hani temel bilgi sahibi olmak istiyorum derseniz de izleyip bu şekilde temel bilgi sahibi de olabilirsiniz. Ama pratikte uygulamak her zaman sizin için mantıklı ve elverişli olandır. En azından ben bir şeyleri yaparken bu şekilde ilerliyorum. Sizin de bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar, What is RabbitMQ şeklinde bir tane yazımız bize ekranda karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında RabbitMQ'nun ne olduğuyla başlayacağız. RabbitMQ dediğimiz şey bir aslında mesaj kuyruk sistemidir diyebiliriz özetle. Zaten bunu her yerde aratırsanız bu şekilde bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Her zaman duyduğunuz bir şey vardır. Message broker'lar arkadaşlar. Message broker dediğimiz şey aslında bu kuyruk sistemlerinin yönetimidir. Yani bunların genel adına message broker denir. Bunlar arkadaşlar nelerdir? İşte çok sık duyduğunuz RabbitMQ, Kafka, ardından Azure servis bus var. Bunun dışında ne vardı arkadaşlar? Yine bir bakacak olursak şöyle Amazon Simple Q var. Yani birçok böyle neler var? Bizim Q sistemlerimiz var. Bu sistemlerden biz RabbitMQ işleyeceğiz. .NET tarafında çok sık kullanılıyor. Biraz daha fazla Kafka vesaire de Java tarafında kullanılanlardan bir tanesi. Yani bir şirkete girdiğinizde büyük bir yapıdaysa ve burada böyle Q yapılarını görebilme ihtimaliniz yüksek olacak. Oradaki aslında bu Q yapılarıyla nasıl çalışabileceğinizi, işte temel mantıkta en azından bakınca anlayabileceğiniz bir yapıda bir şekilde kafamızda bir şeyler canlansın istiyorum. Eğitimin sonunda aslında hedeflediğim şey, bir iş yerine girdiğinizde veya kendi sisteminizde bir RabbitMQ ile ilgili bir şeyler gördüğünüzde bunları yorumlayabilme, oralarda değişiklikler yapabilme, işte bunun üzerinde çalışabilme, kurgulayabilme gibi konuları görelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada tabii RabbitMQ dediğimiz şey nedir? RabbitMQ, AMQP protokolü dediğimiz bir protokolle aslında çalışan bir mesaj kuyruk sistemidir. Bu AMQP protokolü gibi farklı protokollerde biliyorsunuz ki var, işte HTTP protokolü var, SMTP protokolü var, FTP protokolü var, TCP/IP var vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesi olan AMQP protokolü, yani Advanced Message Queuing protokol dediğimiz protokolle çalışıyor. Yani mesaj kuyrukları ve dağıtık sistemlerdeki mesaj iletimini sağlıyor arkadaşlar. Bu mesaj iletimini sağlarken de nasıl yaptığını zaten beraberce bakacağız. Şimdi RabbitMQ'nun temel amacı dediğimiz gibi aslında iki tane servis arasında, yani temelde iki servis arasında bir mesaj alışverişini sağlamaktır arkadaşlar. Bir tarafta bir client var, bir tarafta da işte server var. Burada arkadaşlar siz client olarak geliyorsunuz, bir işlem yapıyorsunuz, server'a gidiyor, burada işleniyor ve bazı işlerin asenkron olarak ilerlemesi gerekiyor. Yani her iş aslında siz komut verdiğiniz anda direkt olarak yanıt almanız gereken işlerden bir tanesi değil bildiğiniz üzere. Bunlar neler arkadaşlar? İşte mesela e-ticaret siteleri bunun en bariz örneklerinden ve anlaşılır örneklerinden bir tanesi. Bizler giriyoruz e-ticaret sitelerinde siparişler oluşturuyoruz. Ben yaklaşık 2 senedir e-ticaret alanında aslında sektöründe deneyim kazanıyorum. Burada ne yaptığımız bir şeylerden bir tanesi ne? Sepete ürün ekliyoruz. Eklediğimiz ürünün ödemesini tamamlıyoruz ve ödeme statüsünden sonra bizim sipariş tamamlandı mesajımız karşımıza geliyor. Bir sipariş numarası oluşuyor. Bunu görebiliyorsunuz o ekranda. Ardından arkadaşlar
bir 5 dakika sonra veya 3 dakika sonra, bazen 2 dakika sonra pat diye bir SMS alıyorsunuz. O hop, bir tane mail alıyorsunuz ve burada işte şu numaralı siparişiniz hazırlanıyor şeklinde bir SMS oluyor veya bir e-mail bildirimi oluyor. Bu bildirimleri arkadaşlar, şimdi arada kullanılan bazı third party sistemler var. Yani mailing sistemleri, işte SMS servisleri vesaire gibi servisler var. Bu servisleri tabii siz bir istek atıyorsunuz işte third party kullandığınız için. Bu sizin numaranıza bir SMS gönderimini sağlıyor, mail gönderimini sağlıyor vesaire. Yani oradaki servislerde bir problem çıkabilir veya bu işlem çok uzun sürebilir. İşte belki bir tane token alıyorsunuz, token servisi hatalı, token'ı bekleyeceksiniz, uzun sürüyor vesaire. Çok yoğun bir sistem olabilir. Buralarda siz aslında bunların hiçbirini yaşamadan 3 dakika, 5 dakika sonra bu bilgileri alıyorsunuz. Nasıl oluyor bu işlemler? Aslında çoğu yerde kullanılan sistem işte buradaki gibi bir mesaj kuyruk sistemi oluyor arkadaşlar. Siparişi veriyorsunuz. Sistem içerisinde alınan bilgilerle işte sizin mailinize gönderilecek işte sipariş numarası örneğiyle gidersek, sipariş numaranız, adınız, soyadınız, telefon numaranız vesaire gibi bilgilerle ayrı sisteme bir mesaj bırakılıyor. İlgili servis de bu mesajı alıyor sırayla, bakın bir sürü, günde 1 milyon 2 milyon sipariş gelebilir. Bunların her birini anlık yaptığınızı düşünün. Çok fazla bir yük bindirecekler. O yüzden bunlar böyle asenkron olarak çalışırlar. Yani anlık olarak ben bir mail gönderim işlemini yapmak zorunda değilim. Anlık olarak SMS gönderimi yapmak zorunda değilim. Bunlar biraz daha gecikebilir olan konular zaten. O yüzden veya anlık olarak arkadaşlar statü takibi yapamıyorsunuz. Sonuçta önce hazırlanıyor, oraya başlıyor. Sonra işte ürününüz yola çıktı oluyor, teslim edildiğe kadar bir sürü arada geçen statüler var aslında. İşte kargoya verildi, kargocu adrese teslim etti vesaire, sipariş tamamlandı statüsüne geçiyor. Bunların hepsi zaman alan süreçler. Anlık bir geri dönüş beklemiyoruz. O yüzden bunlar, bu tarz konular genel olarak kafanızda canlansın diye söylüyorum. Queue sistemleriyle işliyorlar. Yine günlük hayattan örnek verecek olursak, bir dükkana gidiyorsunuz. İşte garson geliyor, siparişinizi alıyor. Hop, önünüze koymuyor. Gidiyor onu, o mesajı şeye veriyor. Arkadaki aşçıya veriyor, işte ustaya veriyor. Usta alıyor o mesajı, sizin gönderdiğiniz mesajı alıyor, işliyor. İşlemek ne demek? Aslında hazırlıyor. Veya işte bizim buradaki işlemekten kastımız ne? Siparişi verdiniz. Biz notification servisine, bir tane consumer'ımız oluyor, örnek veriyorum. Notification servisi consumer olarak davranıyor. Alıyor bunu ve size mail gönderme işlemini orada yapıyor. Yani arka planda çalışıyor bu. Şimdi burada bazı terimlerden bahsedeceğiz zaten beraber. Bunlar neler arkadaşlar? Producer olacak arkadaşlar. Yani iletici kişi. Yine aynı şekilde producer yerine publisher da kullanılır çok fazla. Publisher, producer, ondan sonra subscriber ve consumer. Yani bu ikisi de aslında subscriber ve consumer da arkadaşlar, iletiyi alan taraf olacak arkadaşlar. Yani besleyici taraf olacak, beslenen taraf olacak. Besleyici taraf da producer olacak. Şimdi bu iki servis, iki alan arasında bir veri iletişimi sağlanacak. İşte buraların arasında bir exchange dediğimiz, işte route dediğimiz, routing dediğimiz, routing key dediğimiz bazı kavramlar gelecek işin içerisine. Bu exchange'in ne olduğunu konuşacağız. İşte publisher'ın ne olduğunu konuşacağız. Consumer'ın ne olduğunu konuşacağız. İşte birçok publisher olabilir mi? Birçok consumer olabilir mi? Bunlar birbirleriyle nasıl haberleşiyor? İşte ben attığım bir mesajı hangisinin okuyacağı nasıl biliniyor gibi konuların hepsini aslında ders içerisinde bunları görüyor olacağız. Temel mantıkla baktığımız zaman RabbitMQ dediğim sistem bir mesaj kuyruğu sistemi dediğim gibi ve bu şekilde çalışan bir mantık. Aslında bazı işlerimizi asenkron olarak yaparak sistem yükünü azaltmayı sağlayan ve anlık olarak yanıt beklemediğimiz noktalarda kullanabileceğimiz, sistem yükünü ölçekleyebilmemizi sağlayan güzel bir sistemdir arkadaşlar bunlar. Bunları bu şekilde kullanacağız. İlk eğitim olarak, ilk ders olarak aslında buradaki bu konuştuğumuz konular yeterli olacaktır. İkinci eğitimle beraber aslında artık bir çizim yaparak biz bu RabbitMQ üzerinde, bu Excalidra üzerinde aslında, daha doğrusu burada çizimler yaparak bazı mantıkların nasıl işlediğini anlatıyor olacağım arkadaşlar. Birinci ders için bu kadar yeterli.